Herkese merhabalar. Sizinle bir yabancı dili öğrenme konusunda bazı deneyimlerimi, tecrübelerimi ve gözlemlerimi ve insanlarla yaptığım röportajları paylaşmak istiyorum. Diğer bir husus da kendimizi keşfetme ve öğrenme konusunda. Kendim YouTuber değilim. Biraz uzun olacak ilk sunumum ama daha sonraki sunumlarımı biraz daha kısa tutacağım. Baştan sonra kadar seyretme imkanınız olursa faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, ilk sorularımız, insanlar nasıl çalıştılar, nasıl okudular, nasıl dinlediler ve nasıl yazdılar ve nasıl öğrendiler konusu üzerine odaklandım. Birçoğunu belki birçoğunuz biliyordur. Biraz tekrar olacak, biraz da özet olmuş olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Faili Rıfkı Atay şöyle der. Bir kitabı merak edince koskoca bir cilt de olsa bitirmeden uyumaz veya pek az para vererek okumaya devam ederdi. Hasan Rıza Soya kendisi özel kalem müdürüydü Atatürk'ün. Kitabı okurken gözleri yaşarır, bir tülbentle onları siler, tekrar okumasına devam ederdi. Ulu İdemir ise Atatürk kitaplarını süs olsun diye toplamamıştır. Çoğunu okumuş, kenarlara çeşitli işaretler koymuştur. Atatürk çok çabuk okuyan, okuduğu üzerine düşünen bir insandı diyor. Dil öğrenme konusunda da arkadaşlar okumak ve okumak ve okumak. Bir diğer yazar, paylaşacağım ilk yazar, Alexander Dumas. Alexander Dumas 40 sene günde 16 saat yazdı. Tamam kendisi yazardı ama bir şey üretmek için malum olduğu üzere ciddi bir emek vermek gerekiyor. Kitabın kalınlığını burada görmeniz mümkün. Sokrates ihtiyarlık yıllarında musiki aleti çalmasını öğrenmiştir kendisi. Yunan filozoftur. Sokrates hakkında birçok araştırmalar, çalışmalar ve kendisinde çok alıştırmaları var. Konumu Sokrates olmadığı için mühim olan burada arkadaşlar ihtiyarlık yıllarında musiki alet çalmasını öğrenmesi. Bunu neden gündeme getiriyorum? Çünkü bazı arkadaşlar diyorlar ben 30'unu geçtim, 40'sını geçtim, 50'sini geçtim öğrenemem diyorlar. Ama 80 yaşındaki Kato'da kendisi eski Roma'nın büyük devlet adamı Yunanca Elmalı Hamdi yazar. Bu örneği neden veriyorum? 4 ayda Fransızcayı tercüme edecek kadar öğrenmiş. Yani insan bir odaya kapanınca ya da odaklanınca belli bir mesafeye geliyor sevgili dostlar. Ama burada dikkatimizi çeken şu, bir Arap talebe onu Arap zannederek Hamdi Efendi Türkçeyi ne güzel öğrenmiş demiş kendisi. Kendisi de nitekim şeyde tefsirinde konuyla alakalı olarak şöyle demektedir. Ben halis Anadolulu, öz Oğuz, yazır Türk'üm. 15 yaşında İstanbul'a geldim. Ne Arabistan'a gittim, ne Türkistan'a, ne İran'ı gördüm, ne Frengistan'ı öğrendiğimi vatanda öğrendim. Yani dil öğrenmek için sevgili dostlar baş bir ülkeye gitmeye gerek yok. Hele şu asırda teknolojinin müthiş olduğu bu asırda. Bu örneğimi desteklemek için Peyami Safa kendisi Türkiye'nin yetiştirdiği, Türkiye'de yetişen en önemli yazarlardan bir tanesi. Kendisini yetiştirmiş bir insan. O da Fransa'ya gitmediği halde Fransız gibi Fransızcı konuşurdu diyorlar. Neden bu işi yapardı? Çünkü çevre yapması gerekiyordu, evini geçindirmesi gerekiyordu. Arkadaşlar kendimizi zorunlu hissedersek, mecbur hissedersek, ne olursa olsun öğrenmemek için hiçbir sebep. Ve diğer bir husus ise tekrar, tekrar ve tekrar. Burada Thomas Gray'in yazdığı şiirden örnekleri görüyorsunuz. Bu şiiri 75 defa değiştirdikten sonra ancak tatmin oluyor ve piyasaya çıkartıyor ya da yazıyor ya da kitaplaştırıyor. Tekrar
ve tekrar bu cümleyi tekrar ve tekrar cümlesini ifadesini benden. Ebru Güzel sosyal antropoloji dalında doktora sınavını kazandı. O süreci şöyle anlatıyor. Doktorluk yeterlik sınavına geçmek için saç dökeceksiniz, cilt problemleri yaşayacaksınız. Derslerden dolayı önceki yaşamınızdan vazgeçeceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar belli alışkanlıklarımızı bir kenara atmamız lazım. Çünkü dil öğrenmek hakikaten uzun soluklu bir süreç. Peki tekrar hususunda başka bir örnek. İskoçyalı sahne artisti Sir Harry Lauder, Roman in the Gloaming şahane şarkısını kendisini tatmin edecek tarzda sahnede söyleyebilmek için 10 bin defa tekrarladığını söylüyor. 10 bin defa. Yani siz bir filmi alın ya da bir şiiri alın, bir şarkıyı alın, tekrar edildiğinizi düşünün, o yerleşmez mi insana? Elbette. Sırada ne var? Sırada bir sanatçı var, Arif Sağ. Arif Sağ derken ben bir şarkıyı seslendirmeden önce 60 defa dinlerim. Bunu genç bir yarışmacıya söylüyor bunu. Söylemişti. Kendisine sormuştu. Sen kaç defa tekrarladın ya da dinledin bu şarkıyı seslendirmeden önce? 3 defa deyince bu cümleyi ifade etmişti. Mim Kemal Üke. Kendisi tarihçidir. Cambridge Üniversitesi'ni dördüncülükle bitirmiştir. Hatta dirseklerim yara olurdu ders çalışırken çok okumaktan diye makalesinde geçiyor. Ben hepsini almadım ama öğrenciyken 400 sayfa, şimdilerde ise 100 ve 150 sayfa okurum diyor. Bunu yapmak için bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz lazım. Nedir o? Lüzumsuz yere fazla televizyon seyretmem, sabah erken kalkarım. Bugünlerde maalesef sosyal medya mevzusu var. Ben kendimi çok kaptırmış bulunmaktayım. Demek ki belli bir şeylerden fedakarlık yapmadan bu iş olmuyor. Biraz hızlı geçmiş olabilirim. Yazma konusunda ya da not alma ve de plan olma işin rüyası konusunda ise Edison güzel bir örnek. Edison buluşların bir kısmını rüyasında görmüştür. Yani odaklanma, o işte hemhal olma diyorlar ya, kendisini o işe kaptırma, bütünleşme olunca gerisi geliyor. Bir başka örnek Elif Şafak. Elif Şafak'la yapılan bir mülakatta sorulan soruya şu cevabı veriyor. Ben 14 yaşından beri dil çalışıyorum, defter tutarım diyor. Türkçe için bir defter biter, bir başkasına başlarım. Bilemediğim kelimeleri yazarım. O kelimelerin cümle içinde kullanışları, deyimleri, atasözleri, bunları hep not ederim. Dil tembel olmaya ne okurun ne yazarın hakkı var. Türkçe'yi çok seviyorum. Dil benim için en az hikayenin kendisi kadar önemli. Peki, öğrenmeye hazırlık nasıl yapacağız sevgili arkadaşlar? Öğrenmeye hazırlık yapmamız lazım ama öncelikle keşfetmemiz lazım. Bizim nasıl bir zeka türümüz var? Biz nasıl bir zeka türüyle öğreniyoruz? Bizim matematiksel zekamız mı var? Görsel zekamız var? Bedensel zekamız mı var? Müziksel miyiz? Doğasal mıyız? Sosyal mıyız? Öncelikle kendimizi keşfetmemiz lazım. Kendimizi keşfettiğimiz zaman Amerikan psikolog Howard Gardner tarafından öne sürülen bu yaklaşım yerine oturur diye düşünüyorum. Bir de öğrenme piramidi var. İnsanlar derste öğrenilenin %5'ini, okumayla öğrenilenin %10'unu, duyarak öğrenilenin %20'si, görerek öğrenilenin %30'u, duyarak ve görerek öğrenilenin %50'si, söyleyerek ve yazarak %50, yaparak ve öğreterek %90'ı. Arkadaşlar dil öğreniyorsak uygulayacağız, yapacağız, yazacağız, dokunacağız. Dokunmadan sadece dinleyerekten dil öğreniliyor, mutlaka öğreniliyor ama belli bir noktaya kadar gidiyorsunuz. Ama işin hakkını vererek öğrenmek için uygulayarak öğrenmemiz lazım. Söyleyerek
Yani bu da yaparak öğrenmenin bir parçası oluyor ve yazarak. Dil öğrenmeye hazırlık demiştim. Dil öğrenme zeka ile yapılan bir iş, yani zihinsel yapılan bir iş. Bunun için yapılan araştırmalarda zeytinyağlı havuç salatası yemenin faydalı olduğunu söylüyorlar. Ya da dil öğrenmeye başlamadan bir bardak limon suyunun faydalı olduğunu söylüyorlar. Aynı şekilde zencefil, üzüm, ananas, kayısı, pekmezinde öğrenmeye zihinsel aktivitelere katkısı olduğu ifade ediliyor. Arkadaşlar dil öğrenirken küçük şeyleri dert etmeyeceğiz. Neden? Ben bu telaffuzu yapamıyorum. Ben hızlı konuşamıyorum. Ben söyleneni anlayamıyorum. Ben yazamıyorum demeyeceğiz, devam edeceğiz. Öğrenirken olumsuz düşünmeyeceğiz. Ve dil öğrenme sürecinde her anın değerini bileceğiz. Çalışırken klasik müzik dinleyebilirsiniz. Çalışırken bir müzik aleti çalaraktan öğrendiklerinizi müzikçi olarak tekrarlayabilirsiniz. Bunlar bir tavsiye. Ve en önemli soruya geldik. Bir öğrenme süreci geçirdikten sonra bir saat olsun, bir gün olsun, bugün ne öğrendin ey beyin sorusunu kendimize sormamız bir kazançtır. Bunu destekleyen örnekleri biraz sonra sizinle paylaşacağım. Bir yabancı dili insanlar nasıl öğrendiler? Görüştüğüm insanlar, araştırdığım insanlardan bazılarını sizinle Salih Bey şunu demişti bana, ben dil öğrenimi yaparken bugün ne öğrendin sorusuna diyor cevap aradım diyor. Derslerde, yolda, sofrada, yurtta tekrar ettim diyor. Kendi kendime konuştum diyor. Filmleri diyor çok dikkatli seyrettim diyor. Ve oyuncuları taklit ettiğini söylüyor. Bugünlerde Homeland diye bir dizi var. Baş rol oyuncusunun hakikaten çok güzel İngilizcesi var. Bir bayan Clara. Clara'nın akıcılığına hayran kaldım. Seri konuşmasına tekrar etmenin faydası olduğunu düşünüyorum. Sırada bir başka bir kişi var. Kendisi İspanyolca dilim okuyordu. Bunun yanında 40 saatte çalışması gerekiyordu. Haftada 40 saat. Burada unutmuşuz 40 saat yazmayı, saatini. Ama diyor derslerden sonra bugün ben ne öğrendim diyor sorusu hep bir cevap aradım diyor. İşte dolmuşta giderken iş yerinde hep sürekli diyor bu sorunun cevabını aradım. Atalay Bey de Japonya'ya gidiyor kendisi. Sadece 8 kasetlik bir set dinleyerek öğrendim diyor. Bu ifadeyi tekrar ediyorum. Yolda, metroda, evde sürekli diyor. Aynı şeyleri dinledim diyor. Aynı tekrar ettim diyor. Japonya'da ailenin yanında kaldım diyor ama insanların vereceğinin sınırlı olduğunu fark ettiğimde günde 5-6 saat televizyon seyrettim diyor. Yazma konusu. Günlük tuttum diyor. 6 ay günlük yazdım diyor. Ama bir süre sonra diyor yazmalarıma yorumlarımı kattım. Ve Japonca'yı kısa bir zamanda hallettiğini söylemişti bana. Mehmet Bey bir yakın bir arkadaşım kendisi. Ben diyor okulun verdiği İngilizce'den daha fazlası Turkish Daily News gazetesinden öğrendim. Haftada bir alırdım ve onları satır satır okurdum. Notlar alırdım diyor. Bu da bir yol arkadaşlar. Gelelim sözlük. Sözlük kullanımı dilde olmazsa olmazlardan size geçmişten örnek vermek istiyorum. Şimdi insanların ellerinde telefonları var. O telefonları her tarafa taşıyorlar. Onların içerisinde sözlükler var. Bu arkadaşımızın yaptığı gibi her tarafa sözlük bulundurmamıza gerek yok. Zaten sözlüğü yanımızda taşıyoruz. Cebimizde taşıyoruz. Mutfakta taşıyoruz. Bu arkadaşımızla bu
Kocaman sözlükleri satır satır okumuş. Bu arkadaşımız İngiltere'ye, Amerika'ya gitmediği halde Deniz Bey de 2000 kelimenin telaffuzu üzerinde günde 5-6 saat olmak üzere 3 ay çalıştığını söylemişti. O zaman hedef kelimelerimiz olacak. O hedef kelimeler üzerinde yoğunlaşacağız. Ah, ben şu kelimeyi anlamadım, ben unuttum demeyeceğiz ve işaret koyacağız. Defalarca ve defalarca yazacağız. Özellikle belli yaşta olan insanlar zaman alıyor öğrenmesi. Defter tutacağız. Murat Bey de bana şunu söylemiş. Ben çok kitap okudum diyor. Evimin duvarlarını diyor kelimelerle döşedim diyor. Arkadaşlar da Scrabble oynadım diyor. Şimdi Scrabble'ı illa arkadaşla şart değil. Mobil telefonlarımızda onların şeyler var, programları var, application uygulamaları var. O uygulamalardan da seyretmeniz mümkün. Evet. Murat Bey en çok dinlemeyi tavsiye ettim diyor. Ben öğrencilik yıllarımda diyor BBC radyosunu çok dinledim diyor. Şimdi yine telefonlarımızda application'lar var. Radyo programlarını indirebilirsiniz. Bir sonraki sunumlarımda inşallah sizinle linkler paylaşacağım. Dedik ya insanın öğrenme hafızasını da ne tür bir öğrenme yeteneğimize sahip olduğumuzu keşfetmemiz lazım. Tarık Bey de ben diyor baktım ki diyor görsellikle öğreniyorum. 20 bin kelimelik diyor resimli bir sözlük buldum diyor ve resimlerle kelimeleri ezberledim. Tarık Bey aynı şekilde Tİhti adlı bir televizyon kanalı diyor. Günde 3 saat 3 ay seyrettim diyor. Bir ayda 60'tan fazla film seyrettiğim oldu diyor. Bir Fransızca arkadaşı sayesinde Fransızca üzerine yoğunlaşıyor. Arkasına İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Rusça ve Farsça geliyor. Arapça zaten okulda öğrenmiştir. Şimdilerde İbranice'ye çalışıyordu o zamanlar herhalde onun için. Başka bir örnek ise Zeki Bey. Zeki Bey kendisi bir yabancı müzik tutkunuydu. Aynı bu ifadeleri dediğim gibi size tekrarlayacağım ama her tarafta diyor yabancı müziği dinliyordum diyor. Bir Walkman'im var diyor. Hafızamda diyor onlarca diyor İngilizce şarkı oluştu. Şarkı sözlerinin telaffuzu üzerine etkisi oldu diyor. Güncel ifadelerde de şarkılardan öğrendim diyor. Ama arkadaşlar bu defalarca aynı şarkıyı dönerek dinlediğinizi düşünün. Hani biraz önce örnek vermiştim ya adam 10 bin defa 10 bin defa tekrarlıyormuş. O örnek güzeldi. Bir mazim örneği. Sezen Aksu'yu nereden araştırdım? Evet, internetten araştırdım. Meşhurlar dili nasıl öğrendiler diye. Kendisi de evet sistematik İngilizce gramerine sahip oluyor ve evde sürekli BBC gibi televizyon kanalları çıktı diyor. Bir kursta bir Japon hanımefendiyle beraber aynı kursu paylaşma imkanım olmuştu. Kendisi 24 yaşındaydı. Dil kursuna düzenli geliyordu, defter tutuyordu. Çok sistematik, çok böyle işin hakkını veren birisiydi. Yemeğini yanında getiriyordu ve sürekli de sözlük kullanıyordu. Çalışırken de klasik müzik dinliyordu. Onun o çalışma stiline hayran kalmıştım. Evet, bu da kendisinin her gün düzenli, simetrik olarak masasına koyduğu yemek. Konuşan ve duvarlar ve defterler dedik ya duvarlarımızın konuşması lazım, defterlerimizin konuşması lazım.
notlarımızın her tarafa uçuşması lazım. Yani dilde her tarafta haşır neşir olmamız lazım ki mesafe alalım. Arkadaşlar, meşhur insanlar da defter tutmuşlar. İnternette Google'u biraz araştırma yaptım. İnsanlar bayağı bir defter tutma alışkanlığı varmış eskiden. Bunu neden devam ettirmeyelim? Sadece elimiz klavyelere dokunmasın ya da dokunmasın. Mehmet Kaplan, kendisi Londra'ya gidiyor bir İngilizce kursuna. Sabahları kursa gittim diyor. Öğleden sonraları İngilizce plak dinledim ve kopya ettim diyor. Gece yine aynı işi yaptım. Yabancı dil öğrenmek için her gün 5-6 sayfa kopya etmeniz fayda olur. Bu suretle dikkat kelime ve cümlenin teferruatına bağlanıyor. İnsan dalga geçmiyor. Her gün 3-4 sayfa kopya ve tercüme, bir sene sonra bu iş tamam. Deneyelim. Denemekte devam ettiğim ya da verdiğim kurslarda ben hocam işte defter tutamıyorum, defter tutma alışkanlığım yoktur. Ben acizane şunları tavsiye ediyordum. Sevdiğiniz bir defter alın, sürekli defteri yanınızda taşıyınız, yazmaktan çekinmeyiniz, renkli kalemler kullanınız. O kitap okurken sevdiğiniz kelime veya cümleleri yazınız, karakterlere ait notlar tutun, günlük defterlerinizi ve fikirlerinizi yazın. Günlük 5 dakika free writing yani serbest yazma aktivitesi yapın. Bir şekilde defter tutmaya başlamamız lazım. Bu da defter örnekleri. Şunlardan bu benim defter tuttuğum örnek. Bu da benim defter tuttuğum örneklerden. Bakın çok güzel bir teksti defterin sağ tarafına yapıştırmış ya da yapıştırmış ve notlar almış sevgili dostlar. Ve burada da brainstormingler yapılmış. Havada uçuşuyor. Bu da kendime ait bir defter örneği. Defterin sağ tarafına tekst yazılmış. Üzerinde notlar alınmış. Aa, burası çok enteresan. Aa, ben bu kelimeyi öğrenmeliyim. Aa, çok enteresan fikirler var. O çok sıkıcı, çok uzun bir paragraf demişim. Bir başka defter günün notu diye böyle bir cümleleri, sevdiğim cümleleri yazmışım. Aa, bu kelimeleri öğren diye kendime notlar almışım. Yanmayan yakamaz arkadaşlar. Kendimiz önce bir yanacağız. Yanarsak günlük haftalık hedeflerimize gelelim. Acaba biz günlük hedef olarak ne belirleyebiliriz? Haftalık hedeflerimiz ne olabilir? Aylık ve yıllık hedef koyabiliriz kendimize 30 günlük. Matt Cutts kendisi bir TED konuşmacısıydı. 31-8 dakikalık bir konuşması var 30 günlük hedefine dair. Ben diyor 30 gün oturdum diyor, roman yazdım diyor. Yazdım ama yazdım diyor. Yani günde diyor 1600 civarında kelime yazarak da oluştu diyor. Neden olmasın? Bir ay boyunca her gün diyor bir fotoğraf çektim diyor. Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro dağlarında bir yürüyüş yaptım diyor. Hedef koymamız lazım. İster haftalık koyun, ister günlük. Basit bir hedef hesap yapalım ya da hedef yapalım. Günde 15 sayfa kitap okursanız yılda 15 çarpı 365 5475 eder. Şurası 5 olacak. Bu da ortalama 200 sayfa kitapta 27 kitap eder. Ya yani süper bir şey. Bir kursa rehberlik etmiştim. Danışmanlık ya da kursunda yürütmeye çalışmıştım. Bu kursta arkadaşlara hedef koymuştuk. 7 ay süresince 50 tane hikaye kitabı bitirenler, 7 tane bitirenler, 63 tane bitirenler, 30 tane bitirenler olmuştu. Bu arada bunlar yeni İngilizceyi yeni öğrenen insanlardı. Dönem sonunda 6 tane roman okuyanlar, 10 tane olanlar da çıkmışlardı. İşte paragraf yazmışlardı bu insanlar. 35 tane yazan, 50 tane yazan, 30 tane yazanlar olmuştu. Makale yazan yani 4 giriş, gelişme ve sonuç bölümü olan makaleleri yazanlar 26 tane yazanlar olmuştu. 30 tane
Essay örneğini kopyalayanlar olmuştu. Birebir kopya etmek, 32 tane Mehmet Kaplan örneğinde olduğu gibi. Bir gramer kitabımız vardı. 270 tane 270 sayfayı birebir kopya edenler arkadaşlar da olmuş. Tekrar ve tekrar dinleme konusunda arkadaşlara çok şey yapıyorduk, vurgu yapıyorduk. Şimdi Mentalist'in birinci ve ikinci sezonunu iki defa seyredenler, Kayyo 10 defa seyredenler, The Person of Interest'i iki defa seyredenler ve birçok örnekler var. Biz de yapalım arkadaşlar. Bizim de hedefimiz olsun. Günlük tutalım. Günde birkaç tane kelime öğrenme hedefimiz olsun. Günlük birisine bir şey öğretelim. Günde 100 ve 200 kelime yazmaya çalışalım. Yani 1200 kelime, 1600 kelime değil de. Bir ayda kitap yazmaya çalışabiliriz. Her gün bir arkadaşa mesaj atabiliriz. Her gün İngilizce bir şiir yazabiliriz. I am walking, you are walking. They are walking, let's walk together gibi böyle basit de olsa, primitif de olsa, ilkel de olsa yazalım. Kendimiz için yazıyoruz. Evet. Burada ne örnek var arkadaşlar? Çok kaynak takip etmeyelim. Bir tane kaynağımız olsun. O kaynak bize yeter. Böyle 10 tane kitap açıp 10 tane İngilizce öğrenmeyelim. Yüzlerce YouTube'da karakter seyredip onların İngilizcelerini takip etmeyelim. Az olsun, öz olsun, tek olsun. Pardon. Bilinmeyen kelimeleri kırmızı kalemle işaretleyebilirsiniz. Önemli ifadeleri mavi yapabilirsiniz. Yeşil renk kullanabilirsiniz. Sesimizi kaydedip birisine dinletip hatamızı belirtmesini isteyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bu ifadeleri çok söylüyorum ama tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar, tekrar özetlemiş oluyorum burada. Tekrar. Gramer konusunda gözlemlerim şu yönde. Yetişkinlerin cümle yapısı üzerinde ciddi çalışması gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse bir ay sadece yoğun gramer çalışın. Geniş zaman, geçmiş zaman kafanıza bir otursun dil. Ondan sonra kelime ve yapılarını koyun. Kelime, kelime, kelime ve deyimleri koyun. Çok fazla da gramer üzerine yoğunlaşmayın dostlar. Ya öz nedir, nedir? İşin fiili nedir? Yüklem bileşimleri ya da bağlaç, deyim, cümle analizi yapmamızda fayda var. Onun için text analizi üzerinde daha sonra sunumlar yap. Bence şey konusunda fill in the blanks boşluk doldurma yerine cümleleri olduğu gibi yazarsınız. Yani şuradaki gibi bu cümleleri olduğu gibi defterimize yazalım. Neden? Çünkü burada bir şey ifade etmiyor, tamam, hedefimiz burada present tense'in fiilinin yerine konulması ama fakat burada da cümlenin diğer tarafında da öğreneceğimiz ifadeler var. After 6 days of rain, güzel bir ifade. After 10 days of snow, I'm glad that the sun shines. Tamam. Sun'ı gördük. Burada shines görecek. Ama burada da çok güzel, müthiş ifadeler var. Bunlara da kalemlerimiz dokunsun, defterimiz dokunsun. Şayet Kanada, Amerika gibi ülkelerde yaşıyorsanız kütüphanelerde speaking club'ları var. O imkanları değerlendirebiliriz. Kütüphanelerde gönüllü öğrenci istememiz mümkün. Kurs öğretmenleriyle pratik. Film seyretmeyi neden öne aldın? Öne aldım pardon. Tekrar ediyorum. Çünkü duyarak ve görerek öğrenenlerin %50'si. Ama çok seyretmemiz lazım. Defalarca ve defalarca aynı filmi seyret. Neden film? Çünkü filmlerde doğal ifadeler kullanılıyor. Çünkü filmlerde kızgınlığı görüyoruz. Çünkü filmlerde sevinç, heyecan durumlarını görüyoruz.
deyimler var, soru cümleleri var, küfürler var, sıkılmadan eğlence oluyor. Konuşulan kelimelerin alt yazılı görme imkanımız var. Peki filmi nasıl seyredebiliriz? Önce bir film baştan sona defalarca seyredin. Durdurmadan seyredin. Konuyu anlayalım. Alt yazısız defalarca seyredelim. Oyuncuları beraber tekrar. Film defteri tutabilirsiniz. Tavsiye filmlerim var. Kendim uzun yıllar boyunca bazı film notları almıştım. Bazıları çok eski. Belki yeni film yoktur işlerinde. Bir sonraki sunumlarımda film konusunda ayrıca işleyeceğim. Duvarlar ve defterler çok önemli demiştim. Bunlar benim öğrencilerin, birlikte beraber çalıştığımız arkadaşların. Post-it kullanmak fayda var. Post-it'lerin mesela sarısına yeni öğrendiğimiz kelimeler, işte pembesine deyimler, mavisine telaffuzunda zorlandığımız ifadeler, başka birisine gramer, takıldığımız gramer, güzel gramer cümleleri gibi böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Yeni sunumlarda buluşmak üzere.